konularda dil bilgisiyle ilgili birçok ayrıntıyı bir arada görmeye çalışacağız. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur demişiz. Önce bir okuyalım şunu. Okurken biraz sözcükler zihnimizde kalır. Hızla değişen toplumlarda tutuculuk, insanı gülünç durumlara düşüren, yıpratan, çökerten, boşuna bir direnmedir demişiz. Sıfat fiil örneği çok fazla zaten. Değişen toplum dediğimde şu değişen, düşüren, yıpratan, çökerten, bu sözcüklerin her biri için sıfat fiil demek mümkün, hatırlıyor musun? En an ekiyle kurulmuş birer fiilimsi bunlar. Kişi zamiri, hemen bakıyorum cümlede kişi zamiri galiba bulamayacağız. Diğerlerini bir bulup cevabı oraya kadar götürelim. İsimden isim türeten yapım eki. Şurada top sözcüğünden toplum şeklinde başka bir ismin türetildiği, sonra tutucu sözcüğünden tutuculuk şeklinde yine bir isim türetildiği söylenebilir. Bu da elenebilecek bir seçenek oldu bizim için. Basit türemiş isim örnekleri diyor ya, hemen basit bir isim örneği bulalım. İşte insan sözcüğü aldığı ı ekiyle sadece durum ekini örneklemiş. İnsan sözcüğünün aldığı o ı eki, durum eki bir çekim eki. Dolayısıyla hatırla, bir sözcük sadece çekim eki almışsa yapıca basit olurdu, öyle değil mi? Aynı zamanda bir isim bu. Basit bir isim demek mümkün. Tutuculuk sözcüğünün de basit değil de türemiş bir isim olduğu düşünülürse şu ikisinden aslında biz hemen D seçeneğini de eleyebiliriz. Ek fiille çekimlenen isim fiil. Çok sert, çok değişik bir örnek olmuş bu. Hem bir isim fiil yakalayacağız hem de onu ek fiille kullanacağız. Anlaşılan ek fiil alacaksa cümlede de yüklem olacak. Hadi en sona bakalım. Boşuna bir direnmedir derken şuradaki MMA ekinin olumsuzluk eki olmadığı belli. Bu M eki olumsuzluk eki değilse %99 isim fiil eki olacak. İşte diren sözcüğünden, fiilden direnme şeklinde bir isim fiil türetmişiz. Üstüne de böyledir şeklinde dir ek eylemini getirip bu isim fiili cümlede yüklem yapmayı da başarmışız. Evet, en zor bulunacak şey buymuş galiba. O da örneklenmiş fakat hiç seçeneklerde kişi zamirine yer verilmemiş. Bu numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demişiz. Peki hemen bakalım. Boyutu birinci cümlede yüklem bir işaret zamiridir. Yüklemi bulacağız. İşaret zamiri olup olmadığına bakacağız. Boyutu küçük ama doldurduğu yer çok büyük olan bir kitap bu yapıt. Galiba kitap sözcüğünden sonra aslında dır ek eylemini kullanmışız da sonra biz onu telaffuz sırasında düşürmüşüz. Böyle bir durumun varlığından söz etmiştik hep. Peki kitap sözcüğü bir isim değil mi? Cümlede yüklem olmayı başarmış bir isim. Kesinlikle burada işaret zamiri örneklenmemiş bile. Hemen arkasında bu sözcüğü işaret bildiren bir sıfat olarak kullanılmış ki o da zaten yüklem olamamış. Doğru cevap zaten buymuş. Hemen diğerlerini bir teyit edelim. İkinci cümlede kesinlik bildiren bir zarf örneklenmiştir. Eminim sözcüğü, yine elbette, kesinlikle, hiç, asla gibi sözcükler mutlaka bir zarftır ve bunlar anlamca kesinlik yargısını birlikte getirirler. Üçüncü cümlede bir edat öbeğinde birden fazla edat bir aradadır. Bir bakalım. Bizim edebiyatımız için olduğu kadar dünya edebiyatı için de büyük bir kazanımdır bu yapıt. Bak şurada bizim edebiyatımız için olduğu kadar kısmı kadar edatıyla öbekleşmiş büyük bir kelime grubu. Yalnız bu kelime grubunun içinde bir edat daha var, gördün mü? Çok karışık bir şeyden bahsediyor gibi olsa da aslında çok basit bir örnekmiş bu. Bu da teyit edilebilecek bir cümle. Dördüncü cümlede bir zamir yapım eki ile tür değiştirmiştir. Zaten zamirler yapım eki alırlarsa türleri mutlaka değişir. Ya isme, ya sıfata, ya da fiile giderler. Yapıtı asıl büyük yapan bence anlatımındaki inanılmaz duruluk ve yalınlıktır. Şuradaki bence sözcüğünden söz ediyor olabilir. Unutma, ben sözcüğü bir kişi zamiridir ama bu c ekini aldıktan sonra bence şeklinde cümlede kullanılırsa artık ne görevi üstlenmiş diyeceğiz? Bir zarf görevi. Zamiri zarf yapan şey de işte şuradaki yapım eki. Onu da tekrar edelim. Bu da doğru. Beşinci cümlede deyimleşmiş birleşik fiil örneği vardır. Deyimleşmiş. Hemen bir bakalım. Yazar çıplak gerçekleri yine çıplak bir dille adeta okurun yüzüne çarpıyor. Okurun yüzüne çarpmak dediğimizde şu iki sözcüğün oluşturduğu kelime grubu elbette bir deyim. Ve bu deyim bir fiil şeklinde kalıplaşmış. Bu gibi yapıları ayrı ayrı yazılsalar da biz deyimleşmiş birleşik fiil olarak kabul edeceğiz. Bu da doğru bir tespitmiş. Haklıymışız. Doğru cevap Adana'ymış. Bu dizelerde geçen altı çizili kelimeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Kimdin? Nereden geldin? Ne yapardın? Ne bileyim? Mesela Astoria kömür ocaklarından gelmiş olabilirdin. Belki alnında kanlı bir sargı vardır ki kuzeyde aldığın yarayı saklamaktadır. Ve belki varoşlarda son kurşunu atan sendin. Şimdi bu dizeleri bu şekilde okumakta fayda var kesinlikle. Hemen bulmaya çalışalım. Soru sıfatı.
Bakalım, bakalım, bakalım. Şurada soru sözcüğü var bir tane. Fakat kimdin sorusu kesinlikle bir çekim eki almış. Dikkat et, daha önce sana söylemiştim. Eğer bir soru sözcüğü kim idin şeklinde çekim ekleriyle kullanılmışsa, bir soru sözcüğünün çekim eki alması o soru sözcüğünü sadece ne örneği yapıyordu? Bir soru zamiri örneği. Başka soru anlamlı bir sözcüğün altı çizilmemiş. İşte bir soru sıfatı yok burada bak. Doğru cevap Adana'ymış. İstek kipiyle çekimli fiil. Hemen şurada var bir tane. Bilmek sözcüğünü istek kipiyle ve birinci tekil kişiyle çekimlemişiz. Bunun örneğini var. Bunun örneğini göstermiş olduk. Kişi zamiri. Hemen en sonunda kullanılan sen sözcüğünün ikinci tekil kişi zamiri olduğunu hatırlıyoruz. Yeterlik birleşik fiili. Yeterlik birleşik fiili de bir fiille bilmek fiilinin kalıplaşmasıyla oluşuyordu. O da galiba şurada olabilirdin derken olmak ve bilmek sözcükleriyle oluşmuş bir örneği var yukarıda. Olasılık anlamlı belirteç, belki galiba ya da benzeri sözcükler mutlaka zarftır cümlede ve onların taşıdığı anlam da olasılıktır. Haliyle bak sorunun cevabı Adana oluverdi. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede fiilden türeyen isimler. Çoğul düşünmüşüz ama birden fazla sözcük bulacağız ve fiilden türemiş isim olacak bunlar. Öğrenmekten öğrenim galiba, kazanmaktan kazanç, öyle değil mi? Devamında pek bir şey çıkmayacak gibi ama hemen daha cümleyi okumadan bunları doğruladık. İkinci cümlede ki bağlacı var demişiz. Eparmus der ki, insan düşünceyle görür ve duyar. Evet, şuradaki ki'nin ayrı yazılması da onun bağlaç olduğunu gösteren bir şey ki yazımı doğru. Üçüncü cümle belgisiz sıfat ve belgisiz zamir bir arada örneklenecekmiş. Bunu zamir ve sıfatları anlatırken aslında konuşmuştuk ve çok önemliydi. Lütfen tekrar et benimle. Şey sözcüğü istisnasız her zaman belgisiz bir zamir örneğidir demiştim. Ve bir sıfat ardından gelen ismi niteleyip belirtebileceği gibi bir zamiri de belirtebilir demiştim. Her sözcüğü de bir sıfat. Üstelik bu da belgisizlik anlamı taşıyan bir sıfat. Dolayısıyla elimdeki bu sıfat tamlamasının içinde hem belgisiz sıfata hem de belgisiz zamire yer vermişim. Bu da doğru bir açıklamaymış. Dördüncü cümlede bir bağlama grubu varmış. Yani iki kelime grubunu bir bağlaçla bağlamış olacağız ya da iki kelimeyi. Bunların dışındakiler ise kör, sağır ve cansızdır. Bak kör, sağır, cansız gibi sözcükleri bir bağlaçla bağlamışız. O yüzden buranın tamamı için bir bağlama grubu demek mümkün. Zarf fiil var mı 5. cümlede? Bir de ona bakalım. Şu muhakkak ki çocuğa özgürlüğünü vermemekle onu korkak bir köle haline sokuyoruz. Burada vermemekle dediğimde bir isim fiil örneklemişim. Başka da bir fiilimsiye yer vermemişim. Haliyle zarf fiil yok bu cümle içinde. Doğru cevap bu soruda Edirne olmalıymış. Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede özne sıfat tamlamasından oluşur. O gün onunla karşılaşmamızın ilk günüydü. İlk günüydü cümlemizin yüklemi. İlk günü olan ne? O gün. Cümlenin öznesi de burası. O gün hakikaten işaret sıfatıyla kurulmuş bir sıfat tamlaması. Doğru bir tespit. İkincinin birden fazla yan cümlesi vardır. Birden fazla yan cümle birden fazla fiilimsi vesaire. Hadi bakalım. Bej renkli bir pantolonun üzerine siyah balıkçı yaka kazak giymişti. Cümlede tek yargı yüklemdeki bu fiil. Cümlenin içinde başka bir fiilimsiye ya da ek fiile falan yer vermemişiz. O yüzden bu iki numaralı cümlede sadece yüklemdeki yargı var. Yan cümle yok bile. Dolayısıyla ikincisinde bir hata yapmış olduk. Doğru cevap bol olacak. Üçüncü özne dolaylı tümleç yüklem biçiminde sıralıdır. Üzerine giydiği yakası kürklü deri ceket ona yakışmıştı. Yakışmıştı yüklem. Yakışan ne? Üzerine giydiği yakası kürklü deri ceket. Burası özne. Kime sorusuyla da şuradaki dolaylı tümleci yakalayacağız ki evet bu seçeneği doğrulamış olduk. Dördüncü cümle kurallı isim cümlesidir. Yüklem sonunda olacak ve yüklem kesinlikle fiil olmayacak. Ayağında hafif topuklu süet botlar vardı. Yüklem evet sonda ve var sözcü bir isim. Bu da doğru bir tespitmiş. Beşincinin nesnesi bir zamirdir. Nesne neyi kimi sorusuna cevap veren bir ögeyi de hatırla. Onun bir zamirden oluşmasını bekliyoruz. Onu arkadaşlarımla tanıştırmalıydım. Tanıştırmalıydım bir yüklem ve ben gizli özne. Kimi? Onu. Onu sözcüğü kimi sorusuna cevap verdiği için bir nesne olmuş evet. Üstelik bir kişi zamiri olarak kullanılmış bu sözcük. Bir zamirin cümlede nesne olduğunu gördüğümüze göre bu da doğru denebilir. Doğru cevap bu soruda boluymuş. Bu ikillerin hangisinde Ayraç'ta verilen bilgi örneklenmemiştir? Belirtili isim tamlaması var mı? Çıksam şu dağların yücelerine, otursam selam salsam nicelerine. Dağların yüceleri. Görüyor musun? Bir belirtili isim tamlaması var.
Zarf görevinde ikileme. Bir ikileme bulalım hemen. Dökün yaprağınızı dallarım dökün. Akın yaslı yaslı sularım akın. Nasıl akacak? Yaslı yaslı akacak. Evet, bu ikileme aynı sözcüğün tekrarıyla oluşmuş bu ikileme fiilin durumunu bildirmiş ve zarf olmuş. Soru zamirleri. Niçin beni yan bakışla süzersin? Sözlerime neden dudak bükersin? Niçin ve neden sözcükleri istisnasız her zaman birer soru zarfıdır. Dolayısıyla yanlış tespit C seçeneğinde yapılmış. O açıklama kesinlikle örneklenmemiş dizelerde. Adlaşmış sıfatlar çoğu kullanmış ama dikkat et. Zalimler ceza görmeli elbet. Mazlumlar niçin çeksinler zahmet? Zalim insanlar demek yerine zalimler, mazlum insanlar yerine de mazlumlar demişiz. Her iki sözcükte sıfat olabilecekken ardında bir isim olmaksızın kullanılmış. Evet, bunlar birer adlaşmış sıfat. Haber ve dilek tipinde fiiller. Sevsen de hoş, sevmesen de sen beni. Bu halimle incitirim ben seni. Şurada sevsen, sevmesen gibi sözcüklerde sevsa, dilek şart kipi kullanılmış ki bu dilek kiplerinden biri. Altta da incitirim sözcüğünde re yani geniş zaman kipi kullanılmış ki bu da haber kiplerinden biri. Evet, cevabımız bu soruda C imiş. Bu numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu söz konusudur? Bir insan hangi limana ulaşmak istediğini biliyorsa onun ruhuna her esinti uygundur. Bir problem yok gibi. Bir yere ulaşabilirliğin ilk adımı olduğunuz yerde kalamayacağınıza karar vermektir. Hedefini bilmeyen insan izlemesi gereken yolu da bilemez. Olduğu yerde kalan insanların sonu hedef belirleyemeyenlerin sonuyla aynıdır. Eve uğrar, akşam yapacaklarını bir bir anlatıp ayrılırdı. Bak, hepsini okuduk aslında ama ilk dört cümlede hiçbir problem, hiçbir anlam kusuru, dil bilgisi açısından bir problem, pürüz bulamadım. Fakat son cümlede bir problem var. Uğrar yüklem. Uğrayan o. Nereye uğrar? Eve. Bir dolaylı tümleç. Evet. Nereye sorusuna cevap verdi. Akşam yapacaklarını bir bir anlatıp ayrılırdı. Şimdi bir, kime anlatıp? Belli değil. Dolayısıyla burada bir dolaylı tümleç eksikliği var. Nereden ayrılırdı? Bizim cümlenin gelişinden evden olduğunu biliyoruz. Fakat bizim bunu bu şekilde sezgilerimizle çıkartmamız yetmez. Nereden sorusuna cevap veren bir dolaylı tümlece daha yer vermesi gerekirmiş. Dolayısıyla cümlenin doğrusu şu olmalıydı. Eve uğrar, akşam yapacaklarını bize bir bir anlatıp evden ayrılırdı demesi gerekirdi. Bu iki dolaylı tümleç eksikliği cümlede bir anlatım bozukluğuna neden olmuş. Bu cümlelerdeki altı çizili kelimelerle ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur? Doğru olanı arayacağız bu sefer. Dikkat edelim. Birdeki tamlayan görevinde bir adlaşmış sıfattır. Hem adlaşmış sıfat olacak hem de bir isim tamlamasında ilk sözcük olacak. Birkaç kez gençlerin karşısına çıktım. Gençlerin karşısı bir isim tamlaması. Gençlerin tamlayan karşısı tamlanan. Peki gençler genç insanlar şeklinde anılamaz mı? Anılabilir değil mi? İşte bir isim olabilecekken o isim olmadan kullanmışız onu. Yine bir adlaşmış sıfat yapmışız ve bir cümlede tamlayan olmuş. Bu doğru bir ifade işte. Doğru olan sordu ya. Cevap Adana'ymış. İkideki yüklem görevinde bir isim fiildir. Yüklemi bulalım ve isim fiil mi ona bakalım. Lise üniversite sıralarındaki gençlerle iletişim kurmak kolay değildir. Evet, kolay değil kısmını cümlede yüklem yapmışız. Ancak kolay sözcüğü bir isim değilse de isim soylu bir kelime. Değil sözcüğü de bir edat. Bu ikisi öbekleşmiş ve yüklem olmuşlar. Fakat cümlede isim fiil olsa da onun yüklem olamadığını görüyorsun. Burada hata varmış. 3'teki ek fiilin olumsuzu görevinde bir bağlaçtır. Ama çağdaşlaşmadan uzaklara düşmemişseniz gençleri anlamak o kadar güç değil. Evet, burada ek eylemin olumsuzu var. Fakat değil sözcüğü kesinlikle bir bağlaç değil, bir edattır. Burada bir hata yapmışız. 4'teki işaret zamiriyle çekimlenmiş bir bağlaçtır. Hadi bir bakalım. Her şeyden önce onlarla iletişim kurmanın yolu hoşgörüden geçer. Şuradaki ile acaba evet bir zamirle kalıplaşmış. Ama bir edat mı bağlaç mı? İlenin yerine ve koymayı deneyeceğiz. Ne yapalım? Her şeyden önce onlar ve iletişim kurmanın yolu hoşgörüden geçer. Olmadı değil mi? Eğer ve sözcüğüyle ile paslaşamıyorsa ile sözcüğü bir bağlaç değil edattır demeliyiz. Evet, bir zamirle öbekleşmiş ancak burada bir bağlaç değil de edattan söz edilebilir. 5'teki ünlem anlamı kazanan bir kelimedir. Ama siz her şeyi ben bilirim, her şeyi büyükler bilir, siz benim öğütlerimi dinleyin derseniz gençlere yaklaşamazsınız bile. Bile sözcüğü de dahi anlamında bir bağlaçtır ve bunun da ünlem olduğunu düşünmek çok saçma olur. Doğru cevap Adana'ymış bu soruda.